Net Haber ekranlarından Çocuğum ve Ben programından merhaba yine dolu içeriğimizle çocuğunuz büyürken sizlere rehber olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çocuklarda skolyoz. Uzman konuğumuzla detaylıca konuşacağız. Çocukların en sevdiği bölüm ekrandan uzak köşemizde keyifli bir etkinlik sizleri bekliyor. Çocuğum ve Ben başlıyor. Çocuklarda skolyozun belirtileri nelerdir? Aileler bu hastalığı nasıl fark edebilir? Korse ve cerrahi müdahale dışında tedavi yöntemleri nelerdir? Ortopedi uzmanı doçent doktor Abdullah Merter, çocuklarda skolyoz hastalığı hakkında merak edilenleri açıklıyor. Oyun terapisti Hatice Kübracan, çocuklar için pipetlerle labirent etkinliği hazırlıyor. Çocuğum ve ben şimdi TRT Haber'de. Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz dünyada milyonlarca insanı etkiliyor. Her yıl binlerce çocuk skolyoz nedeniyle korse tedavisine başlıyor. Hafif dereceli bir omurga eğriliği olsa bile her zaman fark etmeyebilirsiniz. Ancak erken teşhis burada da çok önemli. Belirtileri, tedavi yöntemleri, sporun skolyoz üzerine etkisini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Abdullah Merter ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bahar Hanım. Nasılsınız? İyiyim Öncelikle. teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. E, Skolioza omurga eğriliği dedik. Tam olarak belirtileri nedir? E, sizden dinleyelim. Şimdi skolioz e, bizim e, tanım olarak, bilimsel tanım olarak omurganın üç boyutlu deformitesi olarak tanımlanır. Yani hem önden baktığınızda hem gövdeye yandan baktığınızda hem de tepeden baktığınızdaki e, deformasyonlarıdır. Ee, sıklıkla çocukluk çağında görüyoruz ama çeşitli tipleri var çocukluk çağının dışında görülen, yaşlanmış omurgada da görülen e, tiplerini de görüyoruz ama en sık gördüğümüz tipi çocukluk çağında ortaya çıkan ve şu günümüzde dahi tam olarak nedenini bilmediğimiz e, eğrilik tipidir. Hı hı. Kaç yaşlarında daha çok görülüyor? Aslında sıfır yaşından hatta anne karnında bile tanınabilen bir hastalıktır bu yaş grubundan ta 70-80 insanın yaşamının sonuna kadar görülebilen bir rahatsızlıktır. Ama en sık gördüğümüz yaş diye sorarsanız 10 ila 18 yaş aralığında ki çocuklardaki formu, bu tüm insanlarda görülen formunun yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Anne babalar bunu nasıl fark eder? Anne babalar genellikle burada bize geldiklerinde çoğu zaman biraz, Pişman ve vicdan azabıyla geliyorlar. Ah ben bunu neden daha önce fark edemedim diye. E, hoş gerçi yani meslektaşlarımızın çocuklarında bile geç tanı almış birçok hasta var. Gözden kaçabiliyor, biraz sinsi ilerliyor işin doğrusu. Görüldüğü yere göre bulguları değişebiliyor. En sık görüldüğü yer sırt bölgesi. Şimdi sırt bölgesinin doğal anatomisinde kaburgalar omurgalara eklem yapar. Ama bel bölgesinde kaburga sistemi yoktur. Sırt bölgesindeki kaburgaların eğrilikle beraber sağ veya sola yer değiştirip şişlik göstermesi kozmetik olarak daha erken bulgu verir. O yüzden sırt bölgesinde görülen skolyozlar çoğu zaman 20 derecenin altında bile olsalar ailelerde işte bir denize girdiğinde bir tarafındaki şişlikle e, göze çarpabiliyor. Ama bel bölgesi maalesef biraz daha sinsi ilerliyor. Çünkü belde bir kaburga sistemi yok bir boşluk olduğu için ee, çoğu zaman 30-40 dereceye vardığında hastalar çocuğumun gövdesi sağa sola kaymış gibi belirtilerle geliyorlar. En sık e, bulgusu omuz asimetrisi. Çocukların birçoğunda yani burada ebeveynlerine dikkat etmesi gereken en önemli şey bir çocuğun omuzu bir tarafa doğru daha aşağıysa skolyoz açısından endişe etmesi gerekir. Bunun dışında bir çocuk üzerinde elbisesi olmadan Kolları gövdesinin yanında sarkıtılırken gövdesi ile kolları arasındaki mesafe ikisi de simetrik olması gerekir. Ama bir tarafa doğru fazla bir taraf koluyla gövdesi arasındaki mesafe genişken bir taraftar ise yine skolyoz açısından önemli belirtidir. En önemli belirtisi ise çocukları öne doğru ayaktayken eğdiğinde burada skolyoz esas deformitesini gösterir. Bir taraf mutlaka şiş görülür. Anne babalar ara ara bu kontrolleri yapmalılar o halde. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar bizim için son derece önemli. Çünkü skolyoz hastalığı çocuğun büyümesiyle birlikte ilerleyen bir hastalıktır. Büyüme durduktan sonra ilerleme çoğu zaman ya durur ya da çok az düzeyde devam eder. O yüzden bizim endişe ettiğimiz dönem çocukların ergenlik çağıdır. Çünkü biz biliyoruz ki ergenlik çağında hızlı bir boy uzaması dönemi olacak. Ve bunun en çok olduğu dönem skolyozun da en çok ilerlediği dönemdir. Tercihen çocukları bu dönemin öncesinde tanı alması, korse gibi önleyici yöntemlerle eğrinin ilerlemesinin önüne geçilebilir. Farklı tedavi yöntemleri neler korse dışında? Şimdi günümüzde korse dışında, cerrahi dışındaki tedavilerden bahsedecek olursak, korse burada bizim en etkili yöntemimiz. Bu olmadan e, çoğu eğriliği zor kontrol ediyoruz ya da kontrolün dışında kalıyor. Ama her çocuğu da korse gibi böyle rigid hareketi sınırlayan ki bunlar tam ergenlik çağına giren tam özgüveni yeni oluşan bireyler oldukları için siz bunları böyle bir kafesin içerisine koyduklarında çoğu zaman e, psikolojik olarak da kötü etkiliyorsunuz. Daire bir boyut. E, ee, o yüzden belli derecelerde başlıyoruz ve büyüyen, hızlı büyüyen dönemde kullanıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir skolyoz aslında ergenlik çağının, ergenlik belirtilerinin görülmesinin önünde ve arkasındaki iki yıl toplam hatta 3 yıl diyelim burada yapacağını yapıyor. Geri kalan dönemde çok daha az ilerleme gösteriyor. Biz de istiyoruz ki 20 derece ve 45 derece arasındaki 20 ila 45 derece arasındaki eğrilikleri bu hızlı büyüme döneminde daha kontrol altına almak için korse tedavisini tercih ediyoruz. Bunun dışındaki yöntemler bir takım özel fizik tedavi yöntemleri son dönemde çok popüler oldu. Benim de tercih ettiğim bir yöntem olup şrot diye bir ön plana çıkan bir tedavi şekli omurganın kaslarının daha düzgün, eğrili, düzeltici şekilde şekillendirmeye yönelik bir egzersiz türü. Bununla da iyi sonuçlar alınabiliyor. Ancak e, hiçbiri korse kadar etkili değil. Bizim tercihimiz korse ile birlikte özel bir fizik tedaviyle, desteğiyle gitmek. 45 veya 50 derecenin üzerindeki skolyozlarda ise maalesef cerrahi tedaviden başka seçenek pek fazla kalmıyor. Kalmıyor. Peki e, hocam sporun etkisi nedir? E, Şimdi sporun etkisi hep tartışılan bir konududur. Ebeveynler de bize tam muayene bitmeden, bittikten sonra sorduğu en son soru budur. Hocam ne yapsın? Yüzmeye mi gitsin? İşte jimnastik yapıyor, devam etsin mi? İşte hangi sporu yapsın, yapmasın mı gibi sorular soruluyor. Ee, yani programa gelmeden önce de literatürü taradım. Bu konu geçmişte olduğu gibi hala tam olarak tartışma olarak devam ediyor. Kimi yayınlar, çocukların e, yapılan egzersizlerin, belli egzersizlerin, belli sportif faaliyetlerin Eğriliklerinin Eğliliklerin, e, pozitif anlamda, iyi anlamda düzeldiğine yönelik belirtiler, bulgular verirken birçoğu da e, hayır Belki kötüleştiriyor mi? deniyor. Burada e, benim nacizane görüşüm asimetrik sporlar önermiyoruz. Yani mesela sadece tek kolla oynanan bir tenis. Hı hı. E, asimetrik yüklenmeleri sevmiyoruz. Tercihimiz bu daha dengeli bir e, Daha dengeli da bir spor yapılabilir. Hı hı. E, hı hı. ama skolyoza illa şu sporu yapın diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Hı hı. Tedavi yani, yöntemleri ya korse ya fizik ya, tedavi özel ya özel fizik cerrahi. tedavi yöntemi ya da cerrahi. Hı hı. Sportif faaliyetlerle skolyozu kontrol altında tutmak gibi bir şey söz konusu değil hı hı. ama zararı veya faydası hı hı. tamamen tartışmalı bir konudur. Genetik faktörler nedir, nedir burada? Şimdi bir kardeşte skolyoz varsa Diğer kardeşte görülme olasılığı toplum oranında yüzde 50 daha fazla. Anne de skolyoz varsa çocuğunda olma orasılığı bir buçuk kat fazla. Ama tabii toplam yüzdesi ne kadar bunun? Tabii değişik oranlar veriliyor ama yüzde 1 ila üç arasında görülen bir hastalık. Yani bir buçuk katı dediğinizde yüzde 5 ila 6 gibi düşünebilirsiniz. Ee, anne ve baba da varsa ya da bir kardeş de varsa biz mutlaka çocuklarına ya da diğer kardeşini de muayeneye çağırıyoruz. Çünkü ne kadar erken saptarsak bu eğriliği o kadar elimiz kuvvetli oluyor. Evet. Son derece önemli takip çok önemli. Doktor kontrolü de önemli dediniz. ve sonrasında biz çocuğumuzla skolyoz tedavisini yaptık. Bunun psikolojik etkileri nedir çocuk üzerinde? Şimdi korse zaten demin de bahsettim sert bir zırh gibi çocuğun içini tutuyoruz ve bunu 20 saatten uzun kalsın istiyoruz. Yani bu çocuk okula da giderken, uyurken de bunu takmak mecburiyetinde. Bu zor bir durum. Cerrahisine geçecek olursak da çok da kısa bir zamanımız kaldı Çok kaldı. Hocam. Cerrahisinde de şu anda en çok tercih edilen altı standart tedavisi füzyon dediğimiz eğrilik olan omurgaları birbirine bağlama, tamam. kaynatma ameliyatı. Bu da omurganın esnekliğini yitiren bir şey. Yeni yeni yöntemler var esnekliği koruyan yöntemler ama bu da belli türlerde, belli yaşlarda sadece uygulanabiliyor. Burada çocukların psikolojisini de oldukça motive etmek gerekiyor. Bunun tedavisi olan bir hastalık olduğuna ve belli bir yaştan sonra düzeleceğine ikna olmaları gerekiyor. O zaman daha iyi ilerleyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Anlattıklarınız çok kıymetliydi. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum Bahar Çok sağ olun. Ve şimdi ekranda uzak köşemize gidiyoruz. Oyun terapistimiz Hatice Kübra'cığım bizimle birlikte yeni bir etkinlikle. Merhaba Kübra'cığım. Merhabalar. Ee, bu hafta neler yapacağız, malzemelerimiz neler? Ekran başında çocuklar bizi bekliyordur mutlaka evet. heyecanla. Evet dinliyoruz evet. seni. Bu hafta yine ince motor kas becerilerimizi kullanacağız. Hem de zihin geliştirebileceğimiz bir etkinlik yapacağız. Labirent etkinliği yapacağız. Kullanacağımız malzemeler pipet. Bir kargolardan çıkan ya da herhangi bir evde bulunan bir kartondan kesilmiş. Bunun üzerine bir labirent çizeceğiz ve labirentimizi pipetlerle oluşturacağız. Sonra bir düğmeyle labirentin çıkışını bulmaya çalışacağız. Şimdi kuşun kalemle çizebilirler. Ben üzerinden çizdim. Üzerinden tekrar geçiyorum. Kendilerine bir rota çizecekler. Evet, göre ebeveyn. pipetleri ayarlayacaklar ve kesecekler. rengarenk bir evet. yol oldu adeta. Eğlenceli bir labirentimiz oldu. Biraz daha ucundan keseceğim. Mesela yaparken bazı şeylerin sığmadığını görüyoruz. Sığması için doğru hale getirmemiz gerektiğini görüyoruz. Bu ayarlamayı da öğrenecek. Evet. kalemi ile çizeceğim ben. Başlangıç. Evet. Başladık. Ben siyah bir çubuk kullan, siyah bir düğme kullanacağım. Düğmemi başlatıyorum. Geldim ve çıkışı bulmaya çalıştım. Bulamadım. Bu yoldan geri dönebilirim. Farklı bir yol deneyebilirim. Ah, bu yol çıkacak galiba. Geldim. Evet, şuraya girdim. Hayır, bu yoldan da. bir debirentimiz olmadı. Bu yoldan da olmadı. Ve buradan çıkacak. Çocuk artık kendi debirente yolunu bulmuş olacak. Bir de tekrar diğer taraftan deneyebilir. Buradan direkt yolu bulabilir. Tabii bunları sağlam yapıştırmak önemli. Mesela buradan yanlış bir yola girdi. Tekrar çıkıp tekrar yolunu bulabilir. Çocuk bunu bir ebeveynin ni ile birlikte yaptıktan sonra arkadaşıyla da oynayabilir. Evet. Bu anlamda da evet, bir etkinlik olacak. Kesinlikle kendi yaptığı etkinlikle kendisi de oynayabilecek, arkadaşlarıyla da oynayabilecek. Çok teşekkür ederiz İbracığım. Ağzına sağlık, ellerine Hı. sağlık. Çok renkli, çok güzel bir etkinlikle Sizinle birlikteydik. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Kaliteli ve sağlıklı vakitler geçirin çocuklarınızla birlikte. Haftaya görüşelim. Hoşça kalın.